Turgay Güler, Fatih Altaylı sözcüye biletini kesti. Emin Çöleşan, Bekir Coşkun, Yılmaz Özdil, Saygı Öztürk, Uğur Dündar, Enis Berberoğlu, Necati Doğru, Soner Yalçın ve birkaç isim daha. Malum bu isimlerin hepsinin ortak bir paydası var. Bu arkadaşlar vaktiyle majör medyada görev aldılar. Bunlara çuvalla da maaş ödendi. Malum vesayet geriletilince bu arkadaşların da borusu ötmez oldu. Bulundukları yerlerde yük olmaya başladılar. Arkalarındaki yapıda sahip çıkmayınca patronları tarafından bir bahaneyle kapı önüne konulu verdiler. Onlar da ilk kovulanların kurduğu Sözcü diye bir gazetede toplandılar. O kadroda bir Fatih ile eksikti. O da şimdi kadroya girmek için yırtınıyor. Meselenin özeti şu. Altaylı Sözcü'ye göz kırpmaya başladı. Yapmaya çalıştığı benim yerim de sizin yanınız demekten öte bir şey değil. Yani Altaylı'nın için bu kadar saldırganlaştı diye kafa yormanıza gerek yok. Sözcü'ye gitmek için biletini kesmeye çalışıyor hepsi bu. Yahu böyle mi anlaşmıştık? Saddam Hüseyin idam edildi, sırlarıyla birlikte gitti. Bu tür hikayelerin sonu maalesef hep böyle olmuştur. Eminim yakalandığı vakit ne yapıyorsunuz böyle mi anlaşmıştık diye bağırıp çağırmıştır ama nafile. Zira son kullanma tarihi geldiği için imha edilmesi gerekmektedir. İmha edilir ve dosya kapatılır. Peki mahkemeden için konuşmadı? Nasıl konuşsun ki? Konuşup halkı tarafından hain ilan edileceğine susup kahraman olmak en doğru tercihtir böyleleri için. Sanki Kaddafi için farklı mı oldu ya Usame Bin Laden canlı olarak ele geçirip konuşmak yerine imha etmeyi tercih ettiler. Oysa kız kıvrak yakalamış Tutuklayıp sorgulamayı değil, kurşuna dizmeyi uygun gördüler. Böylece yine dosya kapanmış oldu. Şimdi sırada IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi var. Amerika düğmeye bastı. Bağdadi için Irak'a koca bir suikast timi gönderdi. Elleriyle koymuş gibi bulacaklar ve yok edecekler. Bir dosya daha kapatılmış olacak. Eminim Bağdadi, yahu böyle mi anlaşmıştık demeye fırsat bile bulamayacak. Peki anlaşanlar hep diktatör müdür, hep terörist midir? Tabii ki hayır. Turgay Güler akşam